Bursa'da Bugün TV ekranlarından herkese merhaba. Turizm'de Bugün programıyla karşınızdayız. Bu programımızda, bu bölümümüzde Uludağ'ı konuşacağız. Uludağ nasıl 12 ay, 4 mevsim kullanıldığından bahsedeceğiz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden konuğumu tanıtmak istiyorum. Bugünkü konuğum Uludağ Sarıalan Orman Köşkleri Genel Müdürü İzzet Battır. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler Burcu Hanım. Bizi davet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sezon bitti yukarıda. Sezon kapandı ama sizde işler hala yoğun. Maalesef biz de 12 ay açık bir tesis olarak her zaman hizmette olacağız biz. Evet, hiç vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Sarıalan dediğimiz yer 38 dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Sadece bizim tesisimiz 38 dönüm. Sadece sizin tesisiniz. Yani tabii ki milli parklar daha büyük bir alanda. Fakat bizim tesisimiz 38 dönümlük arazide 49 dubleks bungalov oluşturulmuş bir tesis. Peki o zaman öncelikle şundan başlayalım mı? Uludağ hani hep konuşuluyor ya, Uludağ 4 mevsim kullanılmalı. İşte Bursa'da sadece kışın işte hadi çıktın yukarıya, kar bittiği zaman indin aşağı, olay olmasın. Bunu nasıl yaptınız? Biz bunu tesislerimizi 12 ay açık bulundurarak yaptık. Öncelikle bu. Daha sonra misafirlerimizin 12 ay hangi konularda nelerden yararlanacağına dair güzel bir fizibilite çalışması yaptık. Evet, kışın kar tatili yapıyor, kayak yapıyor, karla oynuyor, kar topu oynuyor. Fakat misafirlerimiz yazın ne yapacaklar? Uludağ Milli Parklar Bölgesi, çam ormanlarının arasında çok güzel bir bölge. Hatta bu her yerde kullanılıyor. 21 günde kanın temizlendiğiyle ilgili biliyorsunuz bir şey var, sağlık durumu var. Biz bu tesisleri öncelikle sağlık turizmi olarak kullanmayı düşünüyoruz. Yani insanlar gelsinler orada 12 gün, 24 gün veya 3 hafta veya 3 gün hiç fark etmez. Geldiklerinde bol oksijenli bir alana girmiş olsunlar. Ama sadece orada oksijeni almakla yetmiyor. Bu insanlar trekking yapsınlar, bisiklete binsinler, yoga yapsınlar, rehabilite etsinler. Yani sadece rehabilitasyon vücutla olmuyor. İnsanın ruhunu, kalbini dinlendirmesiyle de olur. Biz misafirlerimize, misafirimizin bulunduğu duruma göre, yaşına göre, genç olması, yaşlı olması hiç fark etmiyor. Biz tesislerimizde onlara göre çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarla da huzurlu, güzel bir tatili 12 ay boyunca yapmalarını sağlıyoruz. Bir kere her yaş grubunu göz önünde bulundurarak bir şeyleri ortaya koymanız çok güzel. Bu konuda ayrıca tebrik ediyorum. Ama şey merak ediyorum, şimdi bilmeyen izleyicilerimiz için de bunu detaylı anlatalım. Ne kadar süredir orayı işletiyorsunuz? Yani bu Sarıalan Orman Köşkleri bölümü ne kadar süredir sizde? Ve 2019'un ben başından başlamak istiyorum, yani kıştan. Tabii. Kıştan bu yana nasıl bir yolu geride bıraktınız? Şimdi şöyle, bizim tesislerimiz 3 senedir aktif halde çalışmaktaydı. 29 yıllığına grubumuza ait bir tesis. Biz bunlara tabii ki tesisler ilk zamanlarda bir deneme yanılma yaparak, farklı kombinasyonlar uygulayarak nelere hizmet vereceklerini mutlaka tecrübe ederler. Biz yaklaşık 9 aydan sonra, daha doğrusu 2 seneden sonra, bu 9 aydır bu daha önceki denemelerin sonuçlarını almaya başladık. 12 ay boyunca misafirlerimiz ne isterler? Misafirlerimiz nelere ihtiyaçları var? Misafirler geldiği zaman orada daha uzun süreli nasıl kalabilirler? Yani Bursa'nın da en büyük şeylerinden bir tanesi bu. Misafiri bir gün daha fazla nasıl tutabiliriz mantığımızla çalıştığı zaman. Zaten işte, özür dilerim bölüyorum ama Gümtop'un zaten mottosu bu. Siz aynı zamanda Gümtop üyesisiniz. Komite üyesiyim. Evet, bizim Gümtop olarak böyle bir komitemiz var. Yani bu komitemiz Bursa'da 7 rotalar denilen bir komitemiz var. Bunda misafirler Bursa'ya geldiği zaman sadece belirli bölgelerde değil, bugün Karacabey Boğazı'dır, Orhaneli'dir, bu türdeki Gölyazı'dır, İznik'tir, bu bölgelerde nasıl çalışmalar yapabiliriz, buralara misafirlerimizi götürdüğümüz zaman nasıl hizmetler alabileceğine ilgili bir komitemiz var. Bu komitemiz yaklaşık bayramdan bir ay önce Karacabey Boğazı'ndaydı. Karacabey Boğazı'nda çok güzel bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızın faydasını bugün ilk bakın bu programı yapmadan önce bunun çalışmasının
faydasını gördük. 25 kişilik bir grup, komite üyemiz bir acenta tarafından gitti. Güzel karşılandı. Çok da memnun kalarak Bursa'ya geri geldiler. Ne kadar güzel. Ve bunu insanlar tabii ki bir gece daha Bursa'da kalmış oldular. Ve bu bir gecede konaklama bazında Bursa'ya bir gelir getirisi olmuş oldu. Evet. Biz de Uludağ'da bunu yapmaya çalışıyoruz. Uludağ'ın sadece 3 ay, 4 ay kar turizmi değil, Uludağ'ın diğer destinasyonlardaki aynı şeydeki konseptteki destinasyonlarda nasıl oluyorsa spor turizmi, futbol turizmi, futbol kampları, spor kampları, trekking, yürüyüşler, yoga, bu türdeki meditasyonlarla Uludağ'da misafirlerimizi daha fazla konaklatmak istiyoruz. Peki o zaman bu orman köşkleri alanından bahsedelim mi biraz? Mesela kaç tane bungalov evimiz var ve mesela yapıları nasıl? Diyelim ki geldik oraya. Bizi nasıl bir şey karşılayacak? Oradaki koşullar nasıl? Şimdi bizde 38 dönüm arazide 49 tane dubleks köşkümüz var. Bu köşklerimiz iki katlı, alt taraflarında sofa bed ve mutfak ekipmanları ve lavabosu, duş kısımları var. Üst katlarımızda da konaklama kısımları, yatak kısımları var. Odalarımızda veya köşklerimizde diyelim biz, tamamen bütün mutfak malzemeleri misafirimiz sadece yiyecek içeceklerini getirdikleri zaman istedikleri yiyecekleri buzdolabını kullanabiliyorlar, çamaşır makinelerini, bulaşık makinelerini kullanabiliyor, tavasından çay kettle'ına kadar her şey bulunuyor. Fakat biz şunu da gördük. Artık kamp mantığından turizmde insanların huzur ve rahatlık olduğu bir döneme dönüştü. Ve misafirlerimiz artık kahvaltı istemeye başladılar. Kahvaltıyı verdik, şimdi öğlen yemeği ve akşam yemeği ihtiyaçları doğdu. Evet, biz bir barbekü imkanı sağlıyoruz verandalarımızda. Fakat misafirlerimiz artık ben huzur içinde burada tatil yapmak istiyorum. Bana bu hizmeti verebilir misiniz dedi. Ve biz yeni bir projemizle inşallah bu hafta sonu temelini atacağız. Oraya, o sarı alana güzel bir restoran hizmetine başlayacağız Eylül'den sonra. Bu restoran hizmetiyle de tabii ki biz her kesime hizmet ediyoruz ama sonuçta ticaret yapıyoruz. Bu ticarette de ne kadar çok misafirimizin gelir getirisi de önemlidir bizlere. Tabii ki restoran hizmetini de verdiğin zaman gelecek olan kesimin şeyi de yükselmeye başladı. Seviyesi de yükselmeye başladı. Bursa, İzmir'den, İstanbul'dan çok özel misafirlerimiz gelmeye başladılar. Hatta şimdi reklam olacak ama. Siz önemli heyetleri de ağırladınız. Tabii ki. Bu, inşallah ayın sonunda biz Huawei'nin CEO'su da dahil olmak üzere Huawei ile ilgili çok güzel bir organizasyon yapacağız. Ve Bursa'da böyle bir organizasyon yapılabileceğini de göstermiş olacağız. Yani bence Bursa adına bu gerçekten çok örnek bir çalışma olmuş olacak. Siz Bursa ile olan ilişkilerin aslında köprüsünü kurmuş olacaksınız. Kesinlikle. Şimdi Burcu Hanım biraz önce de söyledim. Biz hiçbir zaman kişisel çalışmadık. Bencil olmadık. Biz ekip olarak özellikle Güntop üyeleri olarak veya Güntop komitesi üyesi olarak sadece kendi tesislerimizi düşünmüyoruz. Biz nasıldı? Yani ben kazanayım sen de kazan mantığıyla, hepimiz kazansın, Bursa kazansın mantığıyla çalıştığımız için. Yani iki gün mesela Bursa'da kalsın, bir gün bende konaklasın veya iki gün bende kalsın, bir gün İzmit'te konaklasın. Hiç sorun değil ama yeter ki misafirlerimiz yani bizden çok çok sonra turizme girmiş bir sürü destinasyonun içinden onlar bizi bizden daha fazla şey yapmasın, misafir ağırlamasın. Biz Bursa'ya tekrar bu destinasyonlarımıza geri çevirmeyi düşünüyoruz misafirlerimizi. Peki şimdi ben yayın öncesinde sizin sosyal medya hesaplarınızı da incelediğim zaman, çünkü sosyal medyaya çok önem veriyorsunuz. Evet. Aslında hayatınızı artık orman köşklerine adadığınızı görmüş oldum. Orada kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz ve sanırım siz de artık orada konaklıyorsunuz. Yani, ben inanın Bursa'ya indiğim zaman artık bu trafikten ve sıcaktan ben biraz önce buraya gelirken kış montuyla yukarıdan aşağı indim ve 18 dereceydi Bursa'da. Sabah gördüğüm fotoğrafta evet, üzerinizde kar montu vardı. Kar montuyla veya kalın bir montla biz aşağıya indik ama aşağıda çok yüksek bir sıcaklık vardı. Tabii ki insan böyle o türde huzurlu ortamlarda çamaşırların arasında o bungalovların evde oturunca aşağısı, hatta benim personelim şunu demeye başladı. Ya bizim evimiz artık Uludağ. Yani aşağıya ne kadar şeye güzel tatile. Hatta
Hani biraz önce söylediğim gibi 21 günlük de kan değişimi olayı olunca ben 9 aydır orada olduğuma göre herhalde bir 10 yaş gençleşmiş oluyorum. Hatta bununla ilgili bir anekdotum var. Kulağı çınlarsın, personellerin bir tanesi şunu demişti. İzzet Bey, ben bir kan ölçümü yaptırmak istiyorum. Niye yaptırmak istiyorsun dedim. Benim kanım değişmiştir artık. Tamam değişmiştir de kan grubum değişmedi mi diye bir şeyle oluştuk. Ama güzel bir mizah. Gerçekten temizleniyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. 14 kişilik bir personelle çalışıyorum ben. Tabii ki misafirlerimiz şeyler yükseldikçe hizmet istemeye başladılar. Hizmet beklenti de artıyor. Beklenti, talep yükseliyor. Değil, dedim ya, biraz önce biz bundan 9 ay önce kahvaltımız yokken kahvaltı verdik. Artık bizden akşam yemeği, öğlen yemeği istemeye başladılar. Hatta toplantı grupları biz ağırlamaya başladık. Hatta dün bir grubum vardı 3 günlük. Hem toplantılarını bizim VIP köşklerimizde, toplantı salonlarımızda yapıyorlar. Hem de çok güzel bir ortamda barbekülerini yapıyorlar, mangallarını yapıyorlar, yemeklerini yiyor. Hatta yürüyüş yapıyorlar, bisiklete biniyorlar. Bunlar güzel şeyler olduğu için. Çünkü insanlar artık doğaya yönelmeye başladı. Bahsettiniz, dediniz ya, toplantılar. İşte evet. Önemli toplantılar, işte bu VIP organizasyonlar. Bunların birçoğu bir dönem ağırlıklı olarak otellerde yapılırdı. İşte otellerin özel balo salonları, toplantı evet. salonlarında düzenlenirdi. Şimdi iş artık doğaya kaydı. İnsanlar artık işte böyle her şey dahil full paket tatil köyleri yerine daha çok doğayı tercih ediyor. Yani şimdi, ciddi bir kayma var ve ciddi bir dönüşümle karşı karşıyayız. Özellikle Bursa için ben inanıyorum ki 2019 yılı çok çok başarılı. Hatta 2020 yılı çok iyi geçeceğine. Bence çünkü, siz zaten yani 9 ayda çok hızlı bir giriş yaptınız. Ama işte bu 9 ayda çok sinerjili bir ekiple beraber, yani hem kendi ekibim hem de Güntop'taki üyesi arkadaşlarımızla biz bir enerji şeyi yaptık. Şimdi toplantısı. Orman köşklerinde kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz? 14 kişilik bir ekiple çalışıyorum. 14 kişilik, 14 kişilik ekiple. Ekiple çalışıyorum, evet. Çok güzel. Peki o zaman şey sormak istiyorum. Şimdi zirvede biliyorsunuz sezon başlar, otellerinde işleri açılır. Sezon kapandığı zaman oteller kilit vurur, aşağı iner. Bu evet. hepimizin bildiği bir şey. Ve her zaman söylenen şey nedir? Uludağ 4 mevsim kullanalım. Uludağ sadece bizim kışın kayak için çıktığımız bir yer olmasın. Şimdi zirve ile orman köşklerinin farkı nedir? Biz onları bir sıralayın. Şimdi zirve ile orman köşklerinin farkı şu. Zirve bugün bizden 5 kilometre yukarıda. Hı hı. Zirve sadece kar tatili ve kayak tatili yapılan tesisler veya şeyler var. Hı hı. Sonuçta insanların doğaya inebilmesi için önce çam ormanlarının ve şeylerin arasında olması lazım. Zirvenin daha çok böyle kayak tatili için hazırlandığı bir bölge. Aşağıya indikçe, artık milli parklara indikçe bu artık doğa sporlarına, işte güzel oksijen dolu bir dönüşerek dönüşmeye başlıyor. Bizim noktamız da hemen teleferiğin sarı alandaki noktasına iniyorsunuz. Zaten teleferik de biliyorsunuz yaz döneminde en çok yoğun olduğu bölge sarı alan bölgesi, kamp alanlarının bölgesi. Hı. Sadece bizim o bölgede, bizim köşklerimizin yanı sıra milli parklara ait 200 tane de şey var. Bungalovlar var, böyle ahşap barakalar var. Oralarda insanlar 3 ay bile kalıyorlar. Kamp alanları var, piknik alanları var. Bu alanları kullanıyorlar. Yani aslında zirve ve sarı alan diye bir ayrım yok. Uludağ, Uludağ'dır. Yani bugün zirvedeki herhangi bir alanda yapılabilecek bir spor tesisi tabii ki zirvenin bütün otellerini de aktif hale getirecektir. Evet. Tabii ki şimdi biliyorsunuz daha geçen hafta, daha önceki programımızda başkanımız Haluk Bey'in de söylediği gibi yeni bir alan başkanlığı projesi var. Hükümetin veya şu anda valiliğin yaptığı. Bu alan başkanlığı devreye girdikten sonra artık eminim ki Uludağ 12 ay boyunca bütün tesisleriyle hareketli hale gelecek. Bence oradaki senkronizasyonu da sağlayacak olan bir başkanlık olacak. Tabii ki, tabii ki. Çünkü o karmaşalık, o keşmekeşlik mutlaka bitmiş olacak. Bunun karşılığında emin olun Bursa alacaktır. Umuyoruz öyle olsun. Peki İzzet Bey, şey sormak istiyorum. Şimdi orman köşklerinde full kapasite olarak çalıştığınız zaman kaç misafire
hizmet edebiliyoruz, hizmet verebiliyorsunuz, hitap ediyorsunuz. Yaklaşık 250 ile 280 misafir arasında biz ağırlayabiliyoruz. Çünkü köşklerimiz bizim öyle 2 kişilik değil, bizim bütün köşklerimiz 4 kişilik, 6 kişilik ve 8 kişilik olmak üzere hizmet veriyor. Bunda da yaklaşık 250 ile 280 kişi arasında misafir edebiliyoruz biz. Peki 9 ayda böyle hani ortalama bir rakam istesem sizden, ne kadar misafir ağırladınız toplamda? Ya şöyle şunu söyleyeyim. Yani rakamlar ortalamaya göre söylenebilir. Çünkü kış döneminde full dolu olursunuz. Tabii. İşte okullar tatil olmadan önceki döneminiz bir boşluğunuz olur. Bayram bir doluluk. Ortalama da %50-%60 dolukta geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bence güzel bir sezonu geride bırakmışsınız. Biz güzel kaldı ki şimdi restoran ve doğa sporları üzerine çalışmalar da olduğu zaman hedefimizde inşallah ben %100 dolu olursam diğer tesislerde, yani biraz önce söylediğim gibi ben kazanayım, öbürü de kazansın. Herkes yani birbirini besleyecek. Bursa doldukça tüm tesisler dolacak demektir. Yani ben dolarsam mutlaka Bursa dolu olmuştur veya Bursa'da dolacaktır mantığıyla gideceğiz. Peki orman köşkleriyle ilgili bir talebiniz, bir mağduriyetiniz var. Mesela ulaşım konusunda herhangi yaşadığınız bir aksaklık ya da ben şey de merak ediyorum. Bu arada bungalovlarda ısınma sistemi nasıl? Bu çünkü birçoğunun merak ettiği bir konu. Şimdi dökme LNG kullanıyoruz biz. Kombi kaloriferlidir. Isınma anlamında inanılmaz güzel bir ısınma şeyimiz var. Hatta ben bazen misafirlerimiz diyor ki ya yukarıdaki camları açacağınızı kombi kısın. -13 derecelerde misafirlerimiz inanın şortla ve penyelerle bungalovlarımız içinde oturuyorlar. Bir mağduriyetimiz henüz olmadı. Öyle bir şeyimiz yok. Fakat işte bizim biliyorsunuz yıllardır bitmeyen bir Uludağ'daki yol problemimiz var. Fakat muhtemelen çok güzel bir talimat aldı. Çok hızlı yürüyen bir yol çalışması var. İnşallah bu sene içinde o yolumuz da biterse Uludağ'daki yolumuz. Dört bir koldan. Tabii ki olabilir. Ayrıca biz teleferiğin bitiş noktasında olduğumuz için, ilk noktasında olduğumuz için teleferikle de, teleferik AŞ ile de bir anlaşmamız var. Misafirlerimize biz indirimli olarak misafirlerimize söylüyoruz. Çünkü şöyle bir olay var. Yoğun bir o trafiği teleferikle hem Bursa manzarasını hem Uludağ manzarasını seyrederek çıkmaları daha keyif alıyor misafirlerimize. Teleferik çok güzel ama benim yükseklik korkum var. Yani biz benim böyle aşağı bakmamam lazım. Hep böyle sabit. Onu biz misafirlerimizin birkaçıyla ben birebir refakat ettim ve onu aştık. Sizi de inşallah misafir ederiz biz. Ben kendim teleferikte sizi teşekkür ederim. Çok fedakar bir işletmecisiniz. Rica ederim. Peki o zaman şimdi orman köşklerinden konuştuk. Ben merak ettiklerimi sordum. Sizin eklemek istediğiniz bir konu var mı? Ben biraz çünkü Gümtop'tan da bahsetmek istiyorum. Şöyle, orman köşkleriyle ilgili zaten gerekli şeyleri konuştuk. Ama Güntop ve Bursa'yla ilgili veya zaten sonuçta bizim programımızın şeyi Bursa'da turizm. Bursa'da turizm ne kadar kalkınırsa, ne kadar güçlenirse, ne kadar çok ivme kazanırsa bütün bizler de aynı ivmeyi kazanacağız. Biz zaten Güntop olarak buna hazır olarak girdik. Ya Güntop olarak ama şöyle bir özelliğiniz ki var, bunu takdir de ediyorum. Çok dinamik bir ekipsiniz. Biz zaten Güntop serüvenimize Buğra Bey ile başlamıştık. Buradan kendisine selam olsun. Ardından Haluk Bey ile ilerledik ve şimdi sizinle beraberiz. Ben her konuk değiştikçe daha yeni şeyler öğreniyorum. Daha yeni konular açılıyor bize. Şimdi Buğra Bey de hani turizm konusunda sadece işte Uludağ ya da otelcilik olarak düşünmüyor. Diyor ki geniş bir yelpaze tutarak diyor ki hani turizmin yararlanabileceğimiz her alanından yararlanalım. Burcu Hanım, biraz önce söylediğim gibi biz hiçbir zaman bencil bir ekip olmadık. Biz aslında Güntop olarak, alt komite olarak, fuar komitesi olarak açılmış bir küçük ekiptik. 7-8 kişilik bir ekiptik. Bizim amacımız o dönemde yurt içi ve yurt dışı fuarlarda birlik beraberlik olmaktı. Sonra biz bir level atladık. Dedik ki ya bu enerjimizi, bu sinerjimizi niye Bursa içinde de kullanmaya başlamayalım? Ve ilk büyük organizasyonumuzu Rumeli Turizm Summit olarak yaptık biz. Rumeli Turizm Summit'te biz 3 ay önce 85 tane
Balkan ajantasını getirdik. Aa, evet, evet, evet. Buğra yani, Bey bahsetmişti detaylı olarak. Buğra Bey bahsetmiştir. Bundan bahsettik. Daha sonra bir Gölyazı projemiz oldu. Gene komite üyelerimizden bir tanesinin bize verdiği güçle bir Gölyazı projemiz oldu. Bursa'nın büyük iş adamlarını biz Gölyazı'da ağırladık. Gölyazı ile ilgili bir çalışma yaptık. Ondan sonra baktık ki biz Bursa turizm için bir şeyler yapabileceğiz. Hemen bir ekip kurduk tekrar. Bursa'da yeni rotalar dedik. Önce yeni rotalarda Karacabey'i ziyaret ettik. Sonra Orhaneli'yi ziyaret ettik. Şimdi projemizde İznik projemiz var. Burayı ziyaret edeceğiz. Ve buralardan acaba Bursa'ya gelen misafirimizi bir gün ne kadar çok gezdirebiliriz? Gidip buralarda konaklayarak, herhalde gezerek ve bakarak orada bir nasıl diyeyim, bir gezi haritası oluşturuyorsunuz. Aynen öyle. Yani içimizdeki acentacı arkadaşlara diyoruz ki ya bakın burada Karacabey Boğazı'nda Longoz ormanları, işte orada kuş cenneti, orada işte daha önce filmi çekilmiş veya şey yapılmış Recep İvedik 6 yanlış hatırlamıyorsun 6 olacak. Onun çekimlerini yapıldığı alan, bugün misafirlerimizin fotoğraflarına baktım, o alanı da gezmişler. Longoz ormanlarını gezmişler, keyif almışlar. Yani buralara diyoruz ki acentacı arkadaşlarımıza bakın bir günde oraları gezdirin. Gölyazı'ya götürün, kuş cennetine götürün ki misafirimiz sadece bir yerde sıkışıp kalmasın. Oraları giderek bir gecede otellerde fazla konaklasın. Zaten amacımız buydu. İnşallah bundan sonraki misafirleriniz de tabii ki ekibimizin içindeki arkadaşlar olmaya başlayacaklar. Onları zaten tanıdıkça enerjimizi veya sinerjimizi daha iyi anlayacaksınız. Bence çok güzel ve çok doğru adımlarla ilerliyorsunuz. Umarım ilerleyen zamanlarda yine çok yeni projeleri konuşuyoruz. Mutlaka, mutlaka. Ya biz artık aslında kendimizi bile aştık. Yani toplantılarımız için de bunu konuşuyoruz. Öyle güzel projelerle bazen arkadaşlarımız geliyor ki hatta hani sosyal medya gücü diyorsunuz ki WhatsApp'ta bir gün bir arkadaş bir projeyi atıyor. Emin olun bazen gece 2'lere 3'lere kadar o proje hakkında biz yazışıyoruz. Etkileşim konusunda sosyal medya gerçekten çok iyi. Yani ki siz de zaten yayın öncesindeniz ki ben sosyal medyanın gücünü keşfettim artık. Hepimiz keşfettik. Gerçekten şöyle o kadar ucuz ki aslında çok kolay bir şey. Sosyal medyayı kullandığınız zaman yapamayacağınız hiçbir şey yok. Tamamen eğer doğru kullandığı hayal doğru, gücüyle hayal doğru mantıkla. Yani ben geçen gün bir paylaşım yapmıştım. Ya bir gün önce böyle çocuklar çok güzel oynuyorlar. Anneleri babaları orada bankta oturmuşlar. Çocuklar alanında öyle güzel oynuyorlar. Sonra bir gün sonra baktım bütün oyuncaklar şey alanında. Oyun alanında duruyor. Kendileri yoklar ortalıkta. Ama bırakmışlar oraya. Bırakmışlar. Yani o fotoğraf benim için hayal gücümü kullanarak bir paylaşım oldu. Bunu yaptığınız zaman gerçekten takipçi anlamında olarak düşünmeyelim. Fakat sizi takip edenlere fotoğraflarda bile veya sosyal medyada bile huzur gönderebiliyorsunuz. Evet. Bunu öğrendim ben. Çok güzel. Peki şimdi biz Aydan Süren'in yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İzzet Bey, Bursa için, Bursa turizmi için, Uludağ için neler söyleyeceksiniz? Son mesajlarınızı almak istiyorum. Şöyle söyleyeyim, biz umutluyuz. Biz enerjiyiz, bizim sinerjimiz bütün Bursa'ya yeter. İnşallah 2019 yılı bizim için, Bursa için, Bursa turizmi için çok iyi geçecek. 2019'dan sonra gelecek 2020 ise emin olun bizim bu enerjimizle rekorlara adım atacaktır, imza atacaktır. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Sorduğum bütün soruların cevabını aldım. Umarım izleyicilerimiz de aynı şekilde keyif almıştır. Değerli izleyiciler, Turizm'de Bugün programında bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Uludağ'ın 4 mevsim nasıl kullanıldığını öğrendik. Bir sonraki hafta yine yeni konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.